Abdurrahman Dilipak, Yüzyılda Bir Müceddit Mehdi'yi bekleyenler beklesinler bakalım. Hazreti İbrahim inkarcı bir topluluk içinde hakikate ulaştı. Hazreti Musa da öyle ama Hazreti Nuh'un oğlu, Hazreti Lut'un karısı peygamber yurdunda saptılar. Hazreti Yusuf'u kuyuya atanlar kardeşleriydi. Hepsi de Hazreti Yakub'un çocuklarıydı. Hazreti İbrahim'in torununun çocukları. Mehdi gelmeden kurtuluş olmayacağını düşünenler için söyledim bunları. Cahillikten ve zalimlikten kurtulmadan kurtuluş yok. Siz ne Mehdi bekleyin ne Mesih ne Deccal'i bekleyin. Artık masum bir peygamber de gelmeyecek, yeni bir vahiydi. Bu konularda daha fazla bilgi gerekseydi Allah ve Resulü verirdi. Sakın her Mehdi Mesih iddiasında bulunanın peşine takılmayın. Yoksa bir sürü var piyasada, arşın imamı da var. Keramet gösterdiğini söyleyen de, son keramet gösterdiğini söyleyen ve Müslümanları peşine takıp namaz kıldıran kişi şimdi kaptagondan içerdi siz kalbinizi Allah'a açarsanız Allah'ın ikramı yarattıklarına her zaman ulaşır. Keramet Allah'ın ikramıdır. Müceddit konusu tartışmalı bir konudur. Herkes bu kelimeye farklı bir anlam yüklemektedir. Kelime tecditten türetilen bir kelimedir. Yenileme anlamına gelir. Buna içtihat anlamı verenler de olmuştur. Mehmet Akif'in asrın idrakine söyletmek İslam'ı gibi bir anlamı da vardır. Sapmalardan arındırma, ıslah, aslına döndürme ya da zamanın ihtiyacına cevap verecek şekilde aslına özüne dokunmadan beşeri yorumların yeniden gözden geçirilmesi şeklinde yorumlayanlar da vardır. Bu makul ve masum bir yorum ama eğer her hicri yüzyılda bir müceddit geliyorsa ve mesela bu zat halen batınen görev yapıyorsa, sonunda da emaneti Mehdi'ye tevdi edeceklerin bir dini misyona sahipse durum farklılaşacaktır. Bu anlayışı esas alırsanız o kimdir? Hangi dini grubun içinden çıkmıştır? Birden fazla iseler aralarındaki ilişki nasıl düzenlenmektedir? Diğer dini gruplar ya da Müslüman siyasi otoritelerin o kişiyle ilişkisinin şekli nedir, nasıl olmalıdır? Bu rol ilahi olarak verilen bir görevle ilgili midir yoksa dünyevi beşeri tasarruflar sonucu insanların teveccühünü mü ifade etmektedir? Yani bu tecdit vehbi midir, kesbi midir? Yani görevlendirme Allah tarafından mı yoksa insanların çabaları sonucu ulaştıkları bir makam mıdır? Bunun böyle olduğunu avam nasıl anlar? Alimler arasında ihtilaf vukuunda çözüm nasıl sağlanır? Gördüğünüz gibi durum oldukça müşkildir. İş ister istemez gayb alanına sirayet edecektir. Divan üçler, beşler, kırklar meclisine gidecektir. Çünkü divan ehlinin bu gaybi tasarruflardan haberdar olması gerekir. Yani derin bir din ve dünyanın eşiğine geliyoruz öylece. Gavs Hazretleri Gavs-ı Azam. Zaten bir adım sonra Allah'la aralarındaki sır perdesi de kalkacaktır. Hatta Hoca Efendi'nin haşa Allah'la görüşmesinde Cebrail gibi bir aracıya da gerek yoktur. Kendi esrarın derin sırrına ismi azama vakıftır. Bir adım öte de vahdedi vücuda erip enel hak demesi bile içten değildir bu konuda aslında. Derin devletten daha derin bir konudur bu. Zaten hem ehli sünnet alimleri Beni İsrail peygamberlerinden üstün değil mi? Bu arada nübüvvet Hazreti Ali ve 12 imamın şahsı manevisinde devam ettiği için onlar da masumdur. Onlar da Gavs'a müceddide ihtiyaç da yoktur bu anlamda. Gaib Mehdi ise şimdilerde zuhur etmiş olup ilanı için zamanı beklenmektedir. Ahmet Necad'ın desteklediği söylenen Misbah Yazdi'nin hüccetiyesi Mehdi'yi karşılamaya hazırlanıyor ve onun Deccal'le savaşı için İran'da gizli bir ordu bekliyor. Neyse. Gelen kimse gelsin görelim. Vahiy ile çelişen her iddiayı reddetmemiz gerekir. Kimden gelirse gelsin, vahiyle örtüşen her fikir muhteremdir. Kim söylerse söylesin, biz söze bakarız, işe bakarız ama biri bunu müceddit söyledi, bizim halife, bizim abi, bizim hoca, bizim molla, bizim imam söyledi derse ne yapacaksınız? Bu işin aslını biliyor musunuz? Yüz yılda biri geliyor ya, o zamana kadar da gizli bir kırklar meclisi falan var. Dünyanın dengesini onlar tanzim ediyor. Şimdi birileri bu son yüzyılın müceddidini arıyor. Bu müceddit nurculardan mı, nakşilerden mi, kimden gelecek? Said Nursi nurculara göre son asrın müceddidiydi. Şimdi onun yerini kim alacak? Gülen o zat olabilir mi? Değilse aynı gelenekten biri mi öne çıkacak? Tahşiye risalelerin tecdidi olabilir mi? Nakşiler bu işin neresinde? Sufiler kendilerine Hazreti Ebu kaynak gösterir. Şiiler Hazreti Ali'yi. Sonuçta bu iş Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir ya da Hazreti Fatıma üzerinden Hazreti Peygamber'e ulaşır. İddia şu, Miraç'ta Hazreti Peygamber levh mahfuzda gördükleri ve özellikle geleceğe dair sırları ayrı, gizli bir kitapta topladı. Bunu Hazreti Ebu e bir başka iddiaya göre Hazreti Fatıma'ya verdi. Oradan bu silsile-i meratiple bu günlere ulaştı. Burada kilit bir isim Muhyiddin Arabi. Muhyiddin Arabi maymoni etkiler İspanya'da. O Fransa üzerinden Avrupa'yı ve Vatikan'ı. Muhyiddin Arabi'nin Kur'an'a uyguladığı metodu Maimonides Tevrat'a uygular ve Yahudi Sufizmi kabbala doğar. O iş medeniyet, mesihiyet ve siyonizme kadar uzanır. Batıda Rönesans'a etkiler, yeni tapınakçı harekete etkiler, İslam dünyasına etkiler, Hindistan'daki Sufi hareketleri, Şia'yı, Türkiye'deki Sufi geleneği etkiler.'' Muhyiddin İbn Arabi Muvahhidun döneminde Hicri 27 Namazan 560'ta Mursiye Endülüs'te bugünkü İspanya'da doğdu. 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye'ye yani bugünkü Seviye'ye geldi. Ailesi Arap Tay kabilesine mensuptu. Aile geçmişi hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da anne ve baba tarafından nüfuz ve itibar sahibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Bu konu daha uzayıp gider. En iyisi kaldığımız yerden devam edelim. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.